Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde nesne nedir, sınıf nedir ve nesne ile sınıf kavramlarının birbiriyle olan ilişkisinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben size desem ki bir okuldaki öğrencilerin bilgilerini tutmak istiyorum ve bu okulda yaklaşık olarak 500 tane öğrenci var. E bu her bir öğrenci neyi vardır? Bir TC kimliği vardır, adı soyadı vardır, kaçıncı sınıfa gideceği vardır. Devamsızlık bilgileri vardır vesaire vesaire. Siz geldiniz dediniz ki integer ögr 1 no dediniz. Hani öğrenci birin numarasını tutacaksınız. 15. Integer ögr no 2 dediniz. 16 vesaire vesaire. Kaç tane öğrenci vardı? Yaklaşık 500 tane. E 500 tane değişken mi tanımlayacağız? Çünkü sadece bu öğrenci numarası ile ilgili Tutulan veri. E bunun daha bir sürü tutmamız gereken pek çok e, alanı var, değil mi? Böyle bir sistemi yapmak mümkün değil. Yapsanız bile çok karmaşık, düzenlemesi zor. E, yarın öbür gün bir başka istek geldiğinde ise, atıyorum öğrencinin bu sefer kütüğünü tutmak istiyorsunuz. E ne yapacaksınız? 500 öğrenci için 500 farklı değişken mi tanımlayacaksınız? Hayır. İşte bu gibi sorunları için çözebilmemiz için. Nesne yönelimli programlama diye bir yapımız söz konusu ve Java bunu destekleyen dillerden bir tanesi. Şimdi başka bir örnek verelim. Bir araba fabrikası düşünün. Bu otomobil fabrikasında bir araba tasarımı üzerinde çalışıyoruz ve bu çalışmalar sonucunda bir araba tasarımı elde ettik. Üretim aşamasına gireceğiz. Yeni arabamızın hangi büyüklükte olacağı, hangi renklerde olacağı, işte kaç beygir olacağı, kaç kapıya sahip olacağını falan bunları hazırladık, kafamızda kurduk. Tüm hazırlıklar artık tamamsa ne yapmamız lazım? Artık üretime geçmemiz lazım. Bir kalıp oluşturduk ya hani nasıl tasarlı bir taslak oluşturduk. İşte bu taslak Java'daki klas sınıf kavramı olabilir diyebiliriz. Ve siz bu taslağa yani bu kalıba bu tasarıma bağlı kalarak İster bir tane, ister 10 tane, ister 100 tane araba üretebilirsiniz. Bu da bizim nesnelerimiz oluyor. Yani bir sınıfımız vardı, bir taslağımız vardı. Ben bunlarda buna bağlı olarak bazı örnekler oluşturacağım. İşte arkadaşlar bunlar da bizim nelerimiz oluyor? Nesnelerimiz oluyor. Ve bu nesneler bizim tasarımımıza sadık. Tasarımımıza neler varsa onları uygulayarak biz bu nesneleri oluşturabiliriz. İşte bu nesneye yönelimli programlamada nesneler bir sınıf baz alarak oluşturuluyor. Buradaki bu sınıf kavramı soyut bir kavram iken nesne artık somut oluyor. Yani elle tutulur, gözle görülür bir şey oluyor. Bir sınıftan nesne oluşturma işlemine de bir an, e, örnekleme de diyebiliriz. Instance oluşturduk diyeceğiz çünkü bazen ama bir sınıfın hafızada yer alması için örneklendirilmesi yani bir nesnenin oluşturulması gerekir diyorum. Teorik olarak bu şekilde kafamızda bunlar canlansın. Şimdi gelin bu dediklerimizi pratiğe dökelim. Şimdi benim burada şöyle com.emraltunbilek diye bir pekıcım vardı. Package'lar neydi? Java'lardaki klasör yapısı gibi düşünebilirsiniz. Benzer sınıfları, benzer dosyaları bir yerde tutuyoruz. Ve burada main diye bir sınıf vardı. Şimdi biz buraya gelelim. Kendi sınıfımızı oluşturalım. Kendi sınıfımız demek bir yandan da kendi veri tipimiz. Dediğim gibi hani bir öğrencim var. Öğrencimin numarası var, adı var, soyadı var, sınıfı var. Ya diyorum ki keşke bir veri tipi olsa da ben bunları tek tek girsem hepsi derli toplu bir yerde tutsa. İşte biz bunları sınıflar sayesinde yapabiliriz. Şimdi öğrenci örneğinin dışında şöyle gelelim buraya yeni Java sınıfı diyorum ve öğrenci örneği değil de araba örneğini şurada bir yapmaya çalışalım. Araba diye bir klas, bir sınıf tanımladım. Şimdi bir arabanın neyi olur? Private dedim. Integer dedim. Mesela yılı hangi yılda oldu? Arabanın başka neyi olabilir? Mesela rengi. Başka private integer model adı olabilir. Hatta adı diyelim direkt. Ad adı. Başka neyi olabilir? Private integer. Mesela beygir gücünü biz integer değerlerle tutabiliriz. Bunları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz mesela otomatik vites mi diye bir şey koydum buna da e, true ya da false deyip bunu belli edebilirim true ya da false değerleri ben boolean da tutabiliyorum değil mi? Buraya çoğu e, hepsi primitif yani ilkel veri tipi dediğimiz pek çok alan yazdık ve ben bir araba oluşturduğumda tüm bunları bir araba nesnesinde girip kullanabiliyorum. Yani öğrenci örneğini düşünün biraz da 500 tane öğrenciniz varsa şurayı bir kere tanımladığınız zaman ki mesela buna biz soyut diyelim hani şu an elimizde ne araba var ne bir şey var ama bunun taslağını biz aslında burada şu an oluşturuyoruz. Bunu bir kere tanımladıktan sonra bundan sonra tek yapmanız gereken bundan örnekler oluşturup onu artık seri üretime geçirmek olur ki o da çok basit bir şekilde yapılacak. Şimdi bu burada dursun. Ben araba diye bir sınıf tanımladım. Bu aslında bir veri tipi olarak düşünebilirsiniz. Ne demek bu? Araba diye bir veri tipi var. Bunun içinde yılı, rengi, adı, beygir gücü, otomatik vites olup olmadığı ile dair tüm bilgiler mevcut. Buraya kadar da her şey düzgünse gelelim buraya. Şimdi dediğimiz gibi taslağı oluşturduk. Elimizde soyut bir yapı var. Ben buradan artık somut bir yapıya bir örneğe geçmek istiyorum. Bunun için öncelikli olarak şöyle söyleyelim. Bir integer değer tanımlarken ne yapıyorduk? Integer deyip, sayı deyip, eşittir deyip buna bir değer atıyorduk. Tamam. Daha sonra daha karmaşık dediğimiz string ee, bir class'tı bu. Mesela isim diyelim eşittir dedim, emre dedim. Tabii bunları ne yapıyorduk? Böyle çift tırnaklar için almamız lazımdı. Hatta ve hatta bu bir sınıf olduğu için new string deyip buraya da değerimi yazabiliyordum. String Java'nın özel bir sınıfı aslında hani örneğimize çok da karıştırmamak lazım ama nesneler kullanırken aslında biz de bu yoldan gideceğiz. Şimdi buradaki string veri tipi. Benim oluşturduğum veri tipin ne adı ne? Araba. Daha sonra buna bir isim takıyorum. Mesela bu araba Şahin olsun. Eşittir dedim. New diyorum. Aynı string tanımlar gibi veri tipimi yazıyorum. Ve de şöyle parantez açıp kapatıyorum. Ben artık soyut olan bu araba sınıfından somut olan bir örnek yarattım. Şahin ve bu Şahin'in neleri var? Yılı var, rengi var, adı var, beygir gücü var, otomatik vites olup olmadığı bilgisi var. Peki bunları ben nasıl kullanırım? Şahin dedikten sonra noktaya basarsam şu an nedense hiçbiri gelmedi. Bakalım. Çünkü biz buradaki değişkenlerimizi yani field dediğimiz alanları hep private tanımlamışız. Private ne demek? Özel demek. Özel ne demek? Yani sadece burs bu sınıf içinde ben bunları kullanabilirim. Main sınıfı bile bunlara gidip de erişip kullanamaz. Peki birini kullanmaya çalışalım. Mesela e, yılını değiştirelim. Herkese açık olması için public. Halka açık demek. Şimdi mesela Şahin dedikten sonra nokta dediğimde bakın artık yıl bilgisi geldi ve yanında bir F harfi var. Bu ne demek? Field demek. Yani aslında değişken. Artık ben buraya gidip de yılı, yıl neydi? Bir integer değerdi. Buraya bin, şey, 2017 model bir şahinim var diyebilirim. <laughs> yani bakın buradaki integer bir değer veya string bir değer tanımlamayla kendi oluşturduğum veri tipimden bir şey de, tanımlamak bu şekilde oluyor. Aralarında da benzer bir ilişki aslında var. Özellikle string de benim araba örneğimin. Daha sonra şimdi diğer elemanları ben public yapmadım, private yaptığım için aslında bunların hiçbirine yani yıl dışında erişemiyorum. Bu da nesne yönelimli programlamanın bir en konseptidir. Encapsulation yani kapsülleme. Bu ne demek? Buradaki tüm fieldları aslında biz private yapmalıyız. Bunlar tabii ki de kullanılacak. Bunlara veri okunacak, bunlara bunlara veri yazılacak, bunlardan veri okunacak. Bunları ise metotlarla yapalım. Mesela ben yıl bilgisini bir metot sayesinde buna bir veri atamak istiyorum. O zaman metodum public olsun. Neden? Çünkü bu arabanın dışında da bu metotlara erişilsin istiyorum. Daha sonra herhangi bir veri geriye bir herhangi bir veri döndürmeyeceği için void olsun ve de field'ın önüne genellikle eğer bu bir veri yazılacak metotsa set ifadesi konulur ve daha sonra da şu yılı demeyelim de yıl diyelim buna. set yıl diyorum. Açtım parantezlerimi. Ben buna yıl bilgisi atarken yıl integer olduğu için buraya parametre olarak bir integer ifade gelecek demek bu. Süslü parantezleri açtım. Daha sonra diyeceğim ki Buraya parametre olarak gönderilen bu yıl bilgisi aslında buraya atansın. Hani yıl eşittir 2017 diyemediğim için ben diyeceğim ki ben buraya metotla ulaşacağım. Buraya bir yıl bilgisi gelecek ve bu gelen yıl bilgisi buna atansın. Ben bunu burada kullanırım zamanla. Bunun için yıl eşittir yıl diyebiliriz. <laughs> Ama burada hangisinin hangisi olduğunu belli etmek için diyorum ki bu sınıftaki yıla yani buna bu sınıftaki yıl bilgisine şuraya parametre olarak gelen yıl atansın. Bakın. Parametre olduğu için başında P var. Şuraya gelince ise başında F var. F field demek, alan demek, değişken demek. Burası ise parametre olarak gelmiş yıl demek. Ha kafam karışmasın diyorsanız buraya y koyarım ve böyle atama yapabilirim. Bu ne demek? Buna parametre olarak gelen bu y bilgisi bu sınıftaki yıl değişkenine atansın demek. Ama yine biz bunu yıl yapalım. Çünkü burada disk kullandık. Bu sınıftaki yıl parametre olarak gelen yıl bilgisi bu sınıftaki yıla atansın demek. O zaman Şahin'e bir yıl bilgisi atacaksam nokta set yıl diyorum. Şimdi ben burada set pardon şöyle bir daha silelim set yıl. Ben buradaki bu set yıl metodunu bakın bir parametre alacağını söylediğim için editör bana burada uyarı veriyor. Diyor ki buraya integer bir yıl bilgisi yazman lazım. 2017. Daha sonra <laughs> verileri okumayı öğrendik. Peki bunlara veriyi de atamıyorum. Çünkü bunlar private. Veriyi nasıl atacağım? Pardon veriyi attım. Nasıl okuyacağım? Bunun için de yine bir public. <laughs> Ve bu metot geriye yıl değişkenim, yıl field'ım integer olduğu için geriye integer değer dönecek. Daha sonra da get yıl diyorum. Yani yıl bilgisini alacağım metot. Burada da return deyip bu sınıftaki yılı döndür. Şimdi ben burada 2017'de yıl atadım ya. Mesela outla Şahin'in yılı diyelim. Ben bunu yazdırmak istiyorum. Artı dedim. Mesela bu metot hiç olmasaydı. Kestim bunu buradan. Nasıl akacağım? Şahin nokta <laughs> Bakın yıl desem gelmiyor. Set yıl diye bir metot var ki bu da sadece içine veri yazmayı sağlıyor. Veriyi okuyamıyorum. İşte veri okumak için de get metodu var. Burada gidip de artık get yıl dersem ben Şahin'in hangi yılda üretildiği bilgisini de okuyabilirim. Şahin'in yılı 2010. Peki neden? Ben direkt olarak Şahin nokta yıl yapamaz mıydım? Yani bu private'ların hepsini public yapamaz mıydım? Bu bir konsepttir. Bu bir ee, best praktistir. Burada mümkün olduğunca bu sınıfta tanımladığınız şeyler bu sınıfa özel olsun. Gidip de sizin başka sınıflarınız buradaki alanlara ulaşamasın. Bunları mümkünse bilmesin. Bileceği şeyleri böyle metotlar sayesinde ona bildirmeye çalışın. Neden? Çünkü ben buraya gelip de set yıl gidip de olmayan bir yıl olan 2035 yapabilirdim. Ama siz eğer bunları böyle metotlara atarsanız artık mesela veriyi burada alıyoruz değil mi? Integer yıl. Buraya gelip de if yıl büyük ve eşit ise 2010 pardon şöyle yapalım. Hangi yıldayız? 2017. Küçük ve eşit ise 2017 ise bunu buna ata. Değilse C outla ne diyelim ee, yanlış değer. Böyle kontroller yapabilirsiniz arkadaşlar. Öbür türlü eğer siz direkt olarak değişkene erişim verseydiniz ne olacaktı? Her seferinde bunu yapmak zorunda kalacaktınız ve kodunuz gereksiz yere tekrar olacaktı ve pro kodunuz karmaşıklaşacaktı. Ama böyle metotlar tanımlarsınız her bir değişken için ne olacak? Ben bunu buraya bir kere yazdım ya. Artık gidip de set yield deyip 2035 yazarsam <laughs> bakın ne diyecek yanlış değer Şahin'in yılı sıfıra atadı neden sıfır atadı çünkü burada yıl değişkenine 2035'i atayamadığı için ve integerların default yani varsayılan değeri de sıfır olduğu için ekrana sıfır verdi 2017 ve altındaki hiçbir yılı kabul etmiyorum hatta ve hatta buraya şöyle yazabilirsiniz ve de yıl değeri büyüktür ne bileyim ilk araba ne zaman çıktı işte 1900 diyelim. Bu aralıktaysa değerleri al. Aksi takdirde bir bir şey yazdır veya bay, e, yıl bilgisini atıyorum 1900'e sabitte gibi kontrolleri bu metotlar sayesinde yapabilirsiniz. Umarım biraz biraz kafanızda canlanıyordur niye neyi, neyin neden yaptığımız. Gördüğünüz gibi soyut bir kavram bir taslak oluşturdum arabayla ilgili. Daha sonra da new anahtar kelimesiyle bunda bir örnek oluşturup bunu artık somutlaştırdım. Ve <laughs> get ve set metotlarını kullanarak getle veriyi okudum, setle veriyi yazdım. Peki e, teorik olarak bu. Peki bunlar olurken hani neler oluyor mantıken? Onları bir anlatmaya çalışalım. Şimdi şöyle yapalım arabaya bir bakalım. Araba sınıfımızda bunlar varmış. Ben ne zaman ki araba şahin niv araba dediğim an benim burada bir belleğim vardı. Benim araba nesnemi tutacak şekilde bir alan ayrılıyor. Ve bu alanda işte model ya e, yıl otomatik vites olup olmamalı vesaire sınıfımla ilgili bütün değişkenleri içerecek bir alan ayrılıyor ve ben buna Şahin demişim. Şahin. Bunu dediğim an buradaki bu Şahin referans tipi olduğu için tüm bu verileri içeren alanın başlangıç noktasını tutar bu. Bir adres değeri tutar. Ki biz ne dedik? Nesnelerde referans tipiydi. Primitif tiplerde ise böyle değildi. Bu referans olarak buradaki bütün verileri tutan alanın başlangıç adresini içeriyor ve ben buraya şahin nokta işte set yıl set model diyerek tüm bu verileri girebilirim. Bakın bir arabayla ilgili bütün veriler burada. Mesela ben buraya gidip de bu burada dursun. Buraya geldim. Dedim ki yeni bir araba istiyorum ve bunun modeli de adı da kartal olsun. New araba. Daha sonra da işte kartal nokta set yıl dedim. Buna da 2015 dedim. C# da bunu ekrana yazdıralım. Kartalın yılı artı kartal nokta get yıl. Yılını bana getir. Bunu dediğimde de kartalın yılı 2015. Ne oldu peki? Kartalla ilgili bilgileri de gidip buraya mı yazdı? Hayır arkadaşlar. Yine bellekte. Bu verileri tutacak ayrı bir alan açtı. Bunda da bir tane kartal diye bir referans noktam var ve bu kartal benim buradaki bütün verileri tutan alanın başlangıç adresini içeriyor. Ve buraya ben 2017 yazıyorum. Şey 2000 kaç yazmışız? 35 yazmışız. Buna da 2017 15 yazmışım. Bakın birbirinden bağımsız yani Şahin ile ilgili işlemler bunun içinde gerçekleşiyor. Kartal ile ilgili işlemler bunun içinde birbirinden bağımsız. Ama araba dediği bir veri tipi. Şimdi integer desem şöyle bir alan ayrılıyor diyorduk. Bunun içinde biz bir sayı yazabiliyorduk. Bunu da öyle düşünün ama bunun içinde integer de olur, float da olur, boolean da olur, long da olur. Hatta ve hatta farklı sınıfların nesneleri de olabilir. Yani mesela bir string değeri de ben bu oluşturduğum veri tipimin içinde saklıyorum. Yani ben bir araba sınıfı oluşturduğumda aslında içinde integer, string, integer, integer, boolean veriler içeren farklı bir veri tipi, araba isminde farklı bir veri tipi oluşturmuş oluyorum. Ve benim bütün projelerim en küçüğünden en büyüğüne bu dallanmayı altında büyüyüp gidebilir. Umarım mantığı da anlaşılmıştır. Son olarak şunu göstereyim size. Mesela buraya 2017 demişiz tamam şunu 2010 yapalım <laughs> şimdi şu ikisi e, referans tipi ya ben diyorum ki Şahin eşittir kartal şimdi bildiğiniz gibi tek eşittir atamaya yarar bu ne demek kartalın referansını Şahin'e ata örneğimize bakalım. Kartal atıyorum bir adres değeri tutuyor değil mi? Burası Ankara olsun, burası İstanbul olsun. Diyorum ki artık Şahin'le de artık Ankara'yı ata. Bu ne demek? Şahin artık burayı değil, bunu tutacak demek. Bakın, iki, bak Şahin burayı tutuyordu. Şöyle bir daha yapalım şuraya. Şahin'im burayı tutuyordu. Kartal da burayı tutuyordu. Mesela bunun adresi 1 olsun, bununki 2 olsun. Kartal 2 tutuyordu ya, Şahin'e de 2 atadık. Bu sefer ne olacak? Şahin burayı tutacak. Burası artık erişilemez bir alan olacak. Erişilemez bir alan olmasıyla Şahinle Kartal aslında aynı bloğu gösteriyor. Aynı yeri işaret ettiği için ben şimdi Şahin'in yılını ekrana yazdırmak istesem ne olacak sizce? Kartal'ın yılı neyse Şahin'in yılı da o olacak. Çünkü artık 2015 diye şey 2010 diye belirttiğimiz Şahin modeli artık gitti. Dediğim gibi bu alana artık erişemiyoruz. Burası artık çöp oldu. Ki Java Virtual Machine bunu belli aralıklarla kontrol eder ve artık erişilemeyen, artık kullanılmayan alanları sisteme geri verir. Şahinle Kartal da şu an aynı yeri gösteriyor. Aynı yeri point ettiği için ben Şahin'in yılı da desem, Kartal'ın yılını da desem, her ikisinde de 2015 değerini göreceğim buradaki gibi. Bu mantık bir kafanıza oturursa zaten bundan sonra hani nesneye yönelimli programlamaya ilk adımı atmışsınız demektir. İlerleyen örneklerde de bununla ilgili çok fazla örnek yapacağız ama şu an için bunları anlamış olmanız gayet yeterli. Kafanız karışmasa da üzülmeyin. Dediğim gibi ilerleyen derslerde bunları çok daha detaylı anlatacağız. Son olarak burada benim 10 tane field'ım, 10 tane değişkenim varsa ben tek tek bunları mı yazmak zorundayım? Değilsiniz. Buraya gelip sağ tık nerede? Generate deyip bakın burada getter ve setter var. Bunu seçerseniz eğer şimdi biz zaten yılın getter'ını ve setter'ını yazdığımız için bu listede gelmiyor. Ama ben bu dördünün de getter ve setter'ını istiyorsam OK'ye okay basarım. Gördüğünüz gibi hepsi tek tek oluşturuldu. Siz artık gelip buraya mesela renk bilgisini alırken gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. Renk eşittir şuysa yapma, bu, buysa bunu yap vesaire. Bu gibi kontrolleri bunların içine gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunları yaptıktan sonra araba dedim, serçe dedim bu sefer de. New araba. <laughs> Bakın bunu yapar yapmaz tekrardan anlatıyorum araba serçe nev araba dediğinizde bellekte arabayla ilgili tüm bilgileri tutacak bir alan ayrılır. Burada bir referans noktası vardır serçe adı altında ve bu serçe bunu gösterir arkadaşlar. Bunun içinde yıl, model, beygir, otomatik vites olup olmadığı verilerini alacak büyüklükte bir alan oluşturulmuş olur. Daha sonra serçe nokta deyip bir bakın burada bu sınıfınız olur. Bu da nesneniz olur ve nesneden sonra noktaya basarsınız. O sınıfla ilgili tüm metotlara ve değişkenlere erişirsiniz. Bakın demin bir tane geliyordu. Artık hepsi geliyor. Otomatik vites mi? Şunu bir kapatalım. Ne oldu burada? Evet. Şu neden kapanmıyor? Neyse. Serçe dedikten sonra nokta dedim. Set diyorum. Rengini verelim. Kırmızı. Ondan sonra serçe nokta. Başka ne verebiliriz? Adını verebiliriz. Çılgın diyelim. Serçe nokta. Yılını verebiliriz. Pardon veriyi verirken ne yapıyorduk? Set de veriyorduk set adı Selçuk nokta set beygir gücü buraya mesela 150 diyelim 150 beygirlik bir şey bu hata verdi neden sanki adına biz integer demişiz o yüzden bakın adını integer yazmışız o yüzden burası string olmalıydı bunu yaptığımda bunlar da tabi hata veriyor bu metodun geri dönüş tipi string olmalı. Bu metotta string bir parametre almalı. Evet şimdi düzeldi. Gördüğünüz gibi hata da gitti. E şimdi dediğimiz gibi burada 50 tane alan varsa ben böyle hepsini nokta tak 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 işte serçe nokta serçe nokta mı demek zorundayım. Bunun da çözümü var. Dilerseniz bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.